Bir şey oluyor. Abisi çekiştiği kendisi bir şey değil mi? Niye? Sen ne değillerse hep abine söylüyor. Niye ben abime söylüyorum ne gördüm? Ben senin nazar işitmiyorum. Abinden üstü, tamam mı? Niye işitin acaba? Peki niye işitin acaba? Bu adam... Benim... Uğur zaman niye çekiştin? Çekişti? Şu da haklıydım ben de abim bana çekişti de. Orada haklıydım zamanım. Hadi niye çekiştin o zaman? Onu sana söyledim. Ben sana dedim. Yine usta gelecekti ama gece geldi. Ben seni usta için aradım. O zaman niye öyle dedin ya? Ben kalmaya mı gidiyorum, çalışmaya tamam, mı gidiyorum falan diye? Biz kalmışız zaten. Sabah tarlaya niye gidiyorsun dedim ben sana değil mi? He dedi. Sen Arif dedin, ben Arif aradım. Arif doğru dedi. Tamam bitti o olay. O zaman tamam, öğrenmeden niye çekişiyorsun? Nereden bileyim ben seni kim dedi? O zaman başlasın sen ya Arif ben de Arif gönder duruyor diye. Çünkü demedim, ben evde adam bekliyorum. Fırsat kalmak için içeri girmelerine bağırıyorsunuz. O zaman evde 3 tane anahtar var. Birini eve bırakacaksın. Ben seni aramayacağım. 3 tane anahtar yok zaten. O kapının 3 tane anahtarı var. Şu evin anahtarını yani ne yani? Okuyacağım. Ben anlamadım. Şimdi dinliyorum da son nereye varacak? Yani ona bu işlemi alakası yok. Evet. Kilidini değiştirmeye istiyorsun ki. Veririm. Sen ver. Yani sen de Allah çok oluyor gerçekten. Bana dayanacak gücü bırakmıyorlar bende. Dayanacak gücü sen kendin bırakmayın ki. Başka sen bırakmayın ki. Arif ama bak sana da Necla şunu anlatmaya çalışıyor. Ben bu işlerde iyi değilimdir yani de. Hani sevmem ben karı koca kavgası açıkçası. Hani hiç de iyi değilimdir hani. Ara bulucu yani olmak. Yani ne ara bulucu ne şey yani pek iyi değilimdir. Ama yani, ama şunu da unutma yani. Yaptım. Sana da burada eşin diyor ki ben evde mutsuzdum. Neden? Çünkü sen beni kemerle dövdün. Sen de diyorsun ki evet kemerle dövdüm. Mesela ben evet. Şimdi birinin, bir erkeğin yani bir kadını dövmesini anlayamıyorum. Bir de kemer çıkartıp dövmesini şimdi... mesela hiç anlayamıyorum. Yani hani elim acımasın diye mi yani? Onu dediğin annesi sahiden onu ben bileyim olayı. Zaten ben ama kemer ne demek ama yavrum yani kemer yok, ne demek yok. Yani? Annesi geldi. Hatta Necla da vardı. Ben anlattık ona. Bizim evde anlattı. Ben hatta Necla'yı geri getirdim. Arif'i bunu öğrendim. Hatta Arif'e sordum aynısını. Evet. Arif'e hatta belki de Arif'e de vurdum bile hatırlamıyorum şu anda ama Arif'e aynısını de kızdım. Çünkü ben hiç eşimi vurmadım. Şimdi sen... Evet, hayır yani ama bak şimdi sana şöyle söyleyeceğim. Yani o şimdi bu dayağı yediğinden 20 yaşında bir çocuk aslında. Yani kemer çıkartıp... Şimdi atıyorum yani Arif hocam Şevki Hoca ile kavga etse Rahmi Bey... Yani belinden kemerini çıkarsa şey Şevki hocam ya ürkmez misin? Korkmaz ya mısın? Böyle, bu mümkün değil. Bunun hayır, bir de yani, hele karı koca arasında yaşandığını hayır, bak, düşünün. Hayır bak iki erkek olarak evet. Size söylüyorum. Yani karşıdaki birisi kemerini çıkarsa. Kemerini, bir dakika dersin ya ne oluyor dersin yani. Kemerini çıkaran silahı varsa silahını da çıkarır. Oradaki bıçağı da alır. Bıçağı da size saplayabilir. Bu artık kontrolsüz bir davranış. Yani hani Indiana Jones gibi. Üstelik kemerle dövdüğünüz birinin o akşam size sıcaklık göstermesini, size yemek yapmasını, sizinle aynı sofraya oturmasını beklemek zaten hata. Artık o size karşı bir sevgi hissedemez ki. Şimdi... Yani böyle bir şey mümkün değil. Burada tabii ben asla Necla'yı korumak için bunları söylemiyorum yaptıklarının da. Hani bir gerekçesi olarak da söylemiyorum ama bir aile ilişkisi de yaşanırken o ikili bir ilişkidir. Şimdi, abinin de yani niye hiçbir abi? Şekilde bu ilişkiye karışmaması lazım. Dışında. Ama ben niye dövdüm? Hı. Bak ben şimdi bir şey yani. Hayır yani anladım. Kemeri çıkartmanın anlamı ne yani? Ve senin de bilmem o andaki kemerime geç kemerine vurdum. İşte demin dediğim gibi bıçak vursanız evet. Zaman bıçak kemer burada bir suç aletidir. Bayağı bir sopa, bir taş, bir bıçak, bir silah veya neyse onun gibi evet. O anda eline geçirdiği bir aletle hıncını yerine getirmek, hıncını almak. Ama çok acıtan da yani çok korkunç bakın, bir şey yani. Yani bir kötücü, sopadan farksızdır. Daha yani, bile bence kötü yani, olabilir yani. Yani o bakımdan tamamen o bir suç aletidir ama o andaki kızgınlıkla eline geçtiği zaman şimdi neden düşünmeden yapmışsın yani. Düğün var. Bunun akrabanın artık Çamlıkaya'dan başlayan bir yerine geçmiş zaman. Bu dedi ben düğüne gideceğim dedi. Düğün alakalı değil abla. Bir dakika. Düğünle ilgili değil. O zaman gidemezsin dedim. Burada dedim iki adam var. Ben yine evlendiğim için. E tamam sen götür işte onu. Bir babam var bir ben varım. Ya ben mi giderim ya babam gider dedim. Ya bak eşiyle gider bir kadın düğüne eşiyle gider evliyse bir adam da evliyse düğüne eşiyle gider. Ya bu böyledir. Abinle düğüne niye gitsin bu kadın ya? Ya da babanla niye gitsin? Ondan sonra bir de şunu dedi. Sen olmadan da ben sana izin almam bir yere giderim. Cenazeye giderim, güneye giderim. Her yere giderim. Sen kimsin dedi bu? Bak Necla üzerime gelme. Öyle bir şey demedim abla. Üzerime gelme. Bak seninle benim kalbim kırarım dedim.
ya da sağa ters bir tepki vermedim. Ben düğüne gittiğimde kavga çıkarmadım. Hala sadece annem bile gitmek için şey yaptım ben. Size, bu da gidemezsin falan deyince o yüzden oldu. Gidip geliyor abla yakın orası. Gidip geliyor. Yani Necla, dur reklama girmeden önce şunu şuna bağlayalım. Yani sen annen hayattayken annene gitmek için evdekilerle kavga ediyordun değil mi? Evet. Sonra annen vefat ettikten sonra da aslında mezarlığa gitmek için. Evet.